Zor bir maçtı ve atmosfer de çok zordu. Ben ilk kez Final Four'larda bu denli dominant bir seyirci topluluğu gördüm. Yani neredeyse biletlerin 190'ını Olympiakoslara satmışlar. Maçı sanki Atina'da Pire Olimpiyat stadında oynuyor gibiydik ama yani hiç hissetmedik. Hep maça iyi başlayamadık, stresli başladık, sert başladılar. Maç boyunca çok fazla sayıda faul atışı kullandılar. Yani biz sadece son 3-4 dakikada faulleri kullanmaya başlayabildik. İyi başlamadık ama Larkin orada toparladı. Müthiş bir performansla orada pick and roll çıkışı, screen çıkışı şutları sokunca maça geri döndük. İkinci yarı çok iyi oynadık. Yani ikinci yarı istediğimiz gibi oynadık ama bir türlü gidemedik yani. Bir türlü kıramadık. Olympiakos geldi. Son topa kadar 3-4 tane de pozisyonu çok kolay harcadık. Yani çok kolay atabileceğimiz sayıları atamadık. En son topta da artık planımız şuydu, bir kere beraberliğe geldi maç. Beraberliği koruyup son 5-6 saniyede hücum etmekti. Misic atışa gitti, soktu. Finaldeyiz. Kaldı bir. Hocam, o meşhur basın toplantılarından biri gelir mi dedim Misic o atışları kaçırınca, ancak son şutu soktu. O son hücum hakkında molada neler konuşursunuz, neler söylersiniz? Valla molada bir kere topu son 5-6 saniye kullanmayı konuştuk. Ne olursa olsun, çünkü maçın kontrolü bizdeydi ve en azından yani sokamasak bile uzatmayı oynamayı garanti altına almalıydık. İkincisi Larkin maçın son 6-7 dakikasında ciddi bir kramp girdi baldırına ve zaten dışarıda 2-3 dakika dinlendi. Sonra girdiğinde de bir türlü o ritmini bulamadı. Sulukası üzerine oynamaya çalıştık. Geçemeyince artık tek çaremiz orada Mitch için switch yaptırıp yani single orada Moerman'ı pike getirdik. Switch yaptırmak istedik. Nitekim o da oldu. Ondan sonra da aslında Mitch'e oku dedik. Yani ben aslında çembere gitmesini tercih ediyordum. Çünkü faul yapabilirlerdi ama yine işte o özgüven daha önce attığı 2-3 atışı da kaçırmasına rağmen attı, soktu. Finaldeyiz. Bir de Elijah Bryant savunmada çok akıllı demişsiniz. Simon gidince işin hücum tarafına da katkı veriyor. Neler söylersiniz? Evet, maçın gizli kahramanı Elijah Bryant. Özellikle maçın başında Larkin ve Mitchell'i kitlediler. Yani Volkov ve Papanikolaou'yla. Orada üçüncü adama James ile eşleşti. Orada biz James'i kullanamadık. Yani James'in o özelliği yok. Yaratıcı özelliği yok. Hemen Elijah Bryant'a döndük ve orada onun o yaratıcılığıyla skor bulmaya başladık. O bizi çok rahatlattı. Maçın gizli kahramanı, hücumdaki gizli kahramanı Elijah Bryant. Savunmada da özellikle Chris Singleton müthiş iş yaptı. Müthiş iş yaptı. Valla buraya gelen bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Finaldeyiz. İnşallah buradan Türkiye'ye söz verdiğimiz gibi rakip kim olursa olsun bir kupa daha getireceğiz. Teşekkürler, tebrik ederim.